Emekli maaşı taşıma işlemi son günlerde en çok araştırılan konular arasında. Temmuz ayında yapılan zamlardan sonra emekliler hangi banka daha çok promosyon veriyorsa oraya geçmek istiyor. Peki biz bu başka bankaya geçme işlemini e-devlet üzerinden kolaylıkla nasıl yaparız? Beraberce göreceğiz. Adres çubuğuna Türkiye.gov.tr yazdıktan sonra bu linki açıklamalar kısmında sizlere vereceğim. Giriş yap diyorum. TC kimlik numaramı ve e-devlet şifremi girdim, giriş yap diyorum. Arama çubuğuna 4A banka SSK'lılar için, 4B banka Bağkur emeklileri için, 4C banka da emekli sandığı emeklileri için. Ben emekli sandığı emeklisi olduğum için 4C banka yazıyorum. 4C banka ve adres değişikliği geldi. Onu seçiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu 4C banka ve adres değişikliğini seçiyorum. Maaş aldığım banka ile ilgili bilgiler geldi. Benim taahhüdüm henüz orada devam ediyor. Kredi promosyon blokeniz bulunduğundan sadece şube değiştirebilirsiniz diyor. Ben burada bankada bulunan içerideki paranın örneğin ne aldım? 1000 lira aldım. Yarısına kadar geldi. Ben 500 lirasını ödemiştim. Kalan 500 lirayı elden ödediğim zaman benim blokem kalkacak ve istediğim herhangi bir bankaya gidebileceğim. Ben buradan şube değiştir diyorum. Banka değiştiremiyorum ama şube değiştirebilirim. Banka seçiyorum. Bankanın ilini seçiyorum. Ankara diyelim. İlçesi Elmadağ diyelim. Şube Elmadağ Ankara. Güncelle dediğim zaman benim maaşımı bu bankanın şubesine güncelleyecek. Ama söylediğim gibi blokemiz olduğu zaman diğer türlü işlem yapmamıza herhangi izin vermiyor. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.